Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla birlikteyiz. Vitaminler, yine organik bileşiklerden devam ediyoruz. Karbonhidratları, yağları ve proteinleri anlattık. Şimdi vitaminleri anlatıyoruz. Vitaminlerden sonra genel bir soru çözümü yapacağım. Anlattığım yere kadar karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminlerle ilgili bir soru çözüm videosu yükleyeceğim. Daha sonra ise enzimlere geçiş yapacağız. Enzimlerle ilgili ayrı bir soru çözüm videosu yapacağım. Çünkü enzimler diğerlerine göre daha önemli, daha fazla soru çıkabilme ihtimali var. Bu yüzden de ayrı soru çözümü yapmayı düşündüm. Şimdi gelelim, vitaminler nedir? Genel özellikleri vitaminlerin. Arkadaşlar, diğer organik bileşikler gibi yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Yine yapısında azot elementi de bulunabilir arkadaşlar vitaminlerin. Tamamında değil, bazılarında bulunuyor. O yüzden vitaminler de sentezlenirken topraktan mecburen azot alınması gerekiyor. Mesela size şöyle bir soru sorabilir. Aşağıdaki işte maddelerden hangisinin sentezi için topraktan azot alınmak zorundadır? Hangilerinin yapısında azot var? Vitaminlerin yapısında, proteinlerin yapısında, kitinin yapısında arkadaşlar, karbonhidratlardan kitinin yapısında. Eğer genel bir karbonhidrat yazarsa onu almazsınız ama direkt kitin yazarsa alırsınız. Daha sonra işleyeceğiz ama nükleik asitlerin yapısında vardır arkadaşlar. ATP'nin yapısında, yine bunların yapısında azot bulunur. Evet, şimdi vitaminlerin genel özelliklerinden bahsedelim. Dediğimiz gibi yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları ve azot atomu bulunuyor. Vücutta arkadaşlar düzenleyici olarak kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani bir nevi direnç artıran bir organik bileşiktir. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılır arkadaşlar. Yani enzimin yapısına eğer ki vitamin katılıyorsa biz bu vitamine ne diyoruz? Koenzim diyoruz enzim için. Daha sonra vitaminler kesinlikle enerji vermezler arkadaşlar. Unutmayın, kesinlikle enerji vermezler ve sadece bitkiler tarafından üretilir. Vitaminlerin fazlası ya da azlığı bazı hastalıklara sebep olur. Bunların zaten ne olduğunu yazacağım arkadaşlar. Hangi hastalıklar olduğunu genel bir tablo halinde yazacağım. Kısaca görevini, daha sonra ise hangi hastalık ortaya çıkıyor bundan bahsedeceğiz. Şimdi vitaminler arkadaşlar başka özelliklere de sahip. Mesela büyümeyi sağlıyor. Tabii vitamin çeşidine göre değişir. Daha sonra sinir ve sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Kan üretiminde görevlidir mesela. Yani kan üretimine yardımcı oluyor. Yani vitaminler aslında bizim vücudumuzda birçok olayda görevli. Mesela D vitamini ne yapıyor? Kemiklerde, kaslarda kalsiyum depolanmasını sağlıyor. Dolayısıyla büyümeye, gelişmeye büyük bir etkisi vardır. O zaman şöyle yapalım. Şöyle sayfayı değiştirelim. Genel özellikleri diye bir başlık yazalım. Sonra da vitaminlerin çeşitlerine bakalım. Şuraya genel özellikleri diyorum. Genel özellikleri. Arkadaşlar, vitaminlerin genel özelliklerinden ilki ne dedik? Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Bir diğer özelliği düzenleyicidir. Düzenleyicidir. En önemli özelliği şu, kesinlikle enerji vermezler. Enerji vermezler. Hani reklamlarda çıkıyor ya işte enerji düzeyi yüksek içecek, C vitamini içeriyor falan filan. O içecekteki bulunan C vitamini enerji vermiyor arkadaşlar. İçecekte bulunan başka maddeler enerji verebilir. Mesela glikoz vardır, içerisinde bol miktarda şeker vardır. Bu şeker size tamam enerji verir ama nasıl? Eğer vücudunuz onu parçalarsa enerji verir. Ama asitli içecekler tükettiğimiz zaman vücudumuzun onu dışarı atması oldukça uzun sürüyor. Örneğin bir kola, bir bardak kola içtiğiniz zaman bu kolanın vücuttan atılması için 32 bardak kadar da su içmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir bardak kola bakın bize nelere mal oluyor. O yüzden uzakta durmamız gerekiyor aslında. Peki diğer özelliği ne? Dedik ki enzimlerin yapısına katılır. Enzimlerin yapısına koenzim olarak. Koenzim olarak katılır. Bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer özelliği bir vitaminin eksikliğini başka bir vitamin kesinlikle gideremez. Bakın böyle sorular da geliyor. Bir vitaminin eksikliğini başka vitamin gideremez.
başka vitamin gideremez. Kesinlikle ne olması lazım? Aynı vitamin olması lazım. Çünkü birbirlerinin yerine geçemiyorlar. Dönüşme olayı olmuyor arkadaşlar. Şunu da unutmayalım. Sadece bitkiler tarafından üretilir. Sadece yani bizler üretemiyoruz. Bitkiler üretir. Evet, bu şekilde genel özelliklerimiz. Şimdi gelelim. Biz vitaminleri ikiye ayırıyoruz. Yağda eriyenler, suda eriyenler olarak arkadaşlar. O zaman yazalım. İkiye ayrılır. İkiye ayrılır diyelim ve ayıralım. Yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler. Şöyle yağda eriyenler ve suda eriyenler. Arkadaşlar yağda eriyen vitaminler ADEK vitaminleridir. Yani A, D, E ve K vitaminleri. Suda eriyen vitaminler ise B ve C vitaminleri. Tabii B yazdım buraya ama B'nin bir sürü alt çeşidi var. Onlara bakacağız. Şimdi yağda eriyen vitaminlerin özellikleri ne? Arkadaşlar bunlar karaciğerde depo edilen vitaminlerdir. Yağ depolarında birikirler arkadaşlar. Şöyle yazalım. Karaciğerde ve yağ depolarında. Çünkü yağda eridikleri için yağ depolarında birikir. Şimdi biriktiği için yani depo edildiği için sizce eksikliği çabuk ortaya çıkar mı? Çıkmaz değil mi? O zaman eksikliği geç hissedilir. Eksikliği geç hissedilir. Daha sonra arkadaşlar mesela örnek vereyim ben. Bazı vitaminler provitamin olarak alınıyor. Yani öncül vitamin olarak. Daha sonra onun aktif hale gelmesi gerekiyor. Mesela D vitamini. D vitamini biz provitamin olarak alıyoruz. Daha sonra bunu güneş ışığı sayesinde aktif hale getiriyoruz. Deri altında aktif hale gelir. O yüzden D vitamini almamız yetmiyor. Yani yiyeceklerle vitamin almamız yetmiyor. Ayrıca güneşe çıkıp o vitaminin aktif hale gelmesini de sağlamamız gerekiyor. İşte böyle daha güneş olmayan yerlerde yaşayanların kemik ve kas hastalıklarının ortaya çıkması daha yüksektir. Çünkü dediğim gibi güneş ışığı çok fazla görülmediği için, görmedikleri için o yüzden gelişimlerinde eksiklikler meydana gelebilir. İşte boyları daha kısa olabilir. Mesela belki de bu kutuplara doğru yaşayan insanların boylarının kısa olması bundan kaynaklanabilir arkadaşlar. D vitamini eksikliğinden. Özellikle çocuklarda da mesela D vitamini takviyesi veriyorlar. Neden? Çünkü çok fazla hani çocukları güneşe çıkarmıyoruz. Biraz daha büyüdükleri zaman çıkarıyoruz. Bir de yedikleri besinlerden aldıkları D vitamini yeterli olmayabiliyor. Anneden çocuğa geçen D vitamini yeterli olmayabiliyor. Annede eksikse eğer çocukta da eksikliği görülebiliyor. O yüzden ne olur ne olmaz diye D vitamini takviyesi veriliyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazayım. Provitamin olarak alınabilir. Hepsi için geçerli değil. Mesela dediğim gibi D vitamini gibi. D vitamini. Mesela A vitamini de aynı şekilde arkadaşlar. A vitamini. Bu da A vitamini de karoten dediğimiz bir madde vardır. Biliyorsunuz karoten turuncu rengi veren bir maddedir bitkilerde. Karotenin işte yine karaciğerde A vitaminine dönüşmesi gerçekleşiyor. Yani biz hani diyoruz ya havuç ye işte gözlerin daha iyi olur. A vitamini ne yapıyor? Gözdeki görme olayında etkilidir diyebiliriz. Yani daha iyi görmemizi, daha net görmemizi sağlar. Eğer ki A vitamini eksikliğiniz varsa o zaman görmede sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten diğer vitaminleri E ve K vitamini de ne yapacağız? Tablo halinde anlatacağım. Şimdi gelelim suda eriyenlere. Arkadaşlar bu vitaminler depo edilmez. Depo edilmez. Peki depo edilmediği için sizce eksikliği çabuk mu ortaya çıkar? Evet, eksikliği çabuk ortaya çıkar. Eksikliği çabuk hissedilir. Çabuk hissedilir. Arkadaşlar bunlar da bazıları provitamin olarak alınabiliyor. O zaman yazalım. Provitamin olarak alınabilir. Daha sonra bir de şunu yazayım. Arkadaşlar suda eriyen vitaminler neyle dışarıya atılıyor? Tabii ki idrarla ve dışkıyla. Dışkı ve idrarla dışarı atılır.
Mesela bizim idrarımızda yağda eriyen vitaminler rastlanmaz. Çünkü depo ediliyor, tamamı geri emiliyor. Ama idrarda B ve C vitaminler rastlanabilir arkadaşlar. Depo edilmeyip atıldığı için. Evet, şimdi gelelim. Bakın genel özelliklerini bu şekilde anlattım. Arkadaşlar şöyle bir isimlerini yazayım. Daha sonra ise bunların genel görevlerini söyleyelim. Şimdi yağda eriyen vitaminler için ne dedik? ADEK vitaminleri dedik. Şöyle yapacağım ben. İsimlerini yazacağım. Karşısına diğer adını da yazacağım ki hani bulunsun diye. Çünkü bunlar karşımıza çıkabiliyor. İkinci ismiyle sorulabiliyor arkadaşlar. Yağda eriyen vitaminler diyelim. Şimdi ilk önce normal adını yazacağım. Daha sonra kimyasal adını yazacağım. Mesela A vitamininin kimyasal adı retinol. D vitamininin kimyasal adı arkadaşlar kalsiferol. Kalsiferol. Daha sonra E vitamininin kimyasal adı tokoferol. Tokoferol. E vitamininin ikinci adını soracaklarını zannetmiyorum. K vitamini, K vitamininin ikinci adı flokinon. Bunlar yağda eriyen vitaminlerdi. Şimdi bir de gelelim suda eriyen vitaminlere. Şöyle suda eriyen vitaminler diyelim. Vitaminler. Şimdi arkadaşlar suda eriyen vitaminler tamam C vitamini falan var ama B vitaminlerinden çok fazla var. O yüzden ilk önce B vitaminlerini yazalım. En sonra da C vitaminini yazarız. Nedir? İlk B vitaminimiz arkadaşlar B1 vitamini. Bunun adı tiamin. Özellikle B vitaminlerinin ikinci isimlerini soruyorlar. B2 vitamini riboflavin. Riboflavin. B3 vitamini pantotenik asit. Pantotenik asit. Bazen ilaç kutularının üstünde ikinci isimlerini direkt yazıyorlar arkadaşlar. B4 yok. B5 vitamini var. Neden 4'ü atlamışlar bilmiyorum. B5 vitamini niasin. B6 vitamini arkadaşlar piridoksin. Piridoksin. B6. B7 vitamini biyotin. Hani hatırlayın. Biyotin reklamlarda çokça duyuyoruz. Şampuan reklamlarında. Özellikle saçta çok gereklidir B7 vitamini biyotin. İşte Bioblast gibi veya başka ne vardı? Bioderma mı vardı? Öyle bir değişik bir marka daha vardı. Biyotin içeriği bakımından zengin falan diyordu. Saç gelişiminde oldukça etkilidir. Daha sonra B9 vitamini arkadaşlar. B9 vitamini de folik asittir. Folik asiti de yine hamile bayanlarda veya hamile olmak için hani ya da şöyle diyeyim evlenenler diyelim folik asit takviyesi alıyorlar eğer çocuk düşünüyorlarsa. Bunun sebebi folik asit beyin gelişiminde falan oldukça etkilidir ve anneden bebeğe geçmesi için annenin ilk önce bunu depolaması lazım. Biz de zaten beyin gelişimi falan kullandığımız için sürekli bu vitamini bizde de çok fazla deposu olmayabilir. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Dışarıdan hazır takviye almamız gerekiyor. B12 vitamini arkadaşlar. B12 vitamini de kobalamindir. Kobalamin. Bu kadar B vitaminleri bakın. Şimdi gelelim C vitaminine. C vitamininin diğer adı da askorbik asit. Askorbik asit. Zaten yediğimiz bu C vitamini bakımından zengin olan besinler asit değeri taşıyorlar. Neden? İçeriğindeki C vitamini yani askorbik asitten dolayı. Şimdi ilk isimleri ve ikinci isimleri bu şekilde. Bu genellikle dediğim gibi B vitaminlerinin ikinci isimleri soruluyor. Bir de C vitamini arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Diğerlerini soracaklarını çok fazla zannetmiyorum. Ama yine de notlarımızda bulunsun, aklımızda bulunsun. Şimdi gelelim. Ben bunları bir tablo haline getirmeye çalıştım. Hepsinin teker teker görevlerini ve özelliklerini yazalım arkadaşlar. Evet, şöyle sayfamı değiştiriyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir tablo yaptım. Bu şekilde ilk önce görevini yazacağız. Daha sonra eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkıyor buna bakacağız. Şimdi B1 vitamini tiamin diğer bir adıyla yediğimiz sebzelerde, meyvelerde bol miktarda var arkadaşlar. B1 vitamini zaten günlük olarak aslında alıyoruz. İstemeden de olsa yediğimiz, içtiğimiz her şeyde var çünkü genel olarak. Nedir görevi? Arkadaşlar görevi organik maddelerden karbondioksit ayrılmasını sağlar. Bakın, organik maddelerden karbondioksit ayrılmasında görevlidir. Peki eksikliğinde hangi hastalık görülür?
Beriberi dediğimiz bir hastalık görülür. Nedir beriberi hastalığı? Arkadaşlar, beriberi hastalığı sinirsel bir hastalıktır. Bu sinirsel hastalık işte sinirsel bozukluklara sebep oluyor. Zayıflamaya sebep oluyor arkadaşlar bu hastalık. Oldukça önemli bir hastalıktır veya anemiye sebep oluyor, kansızlığa sebep oluyor. Başka bir eksikliğinde ortaya çıkacak şey ise ödem. Ödem ve kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği. Demek ki oldukça önemli bir vitaminmiş. Şimdi gelelim B2, riboflavin vitaminine. Bu da arkadaşlar fat koenziminin bileşeni olarak görev yapıyor. Fat koenziminin nerede kullanıyor bu fat koenzimi? Oksijenli solunumun Krebs döngüsünde kullanılıyor arkadaşlar. Hidrojen tutucu özelliğe sahiptir. Oldukça önemli bir görevi vardır. Peki eksikliğinde hangi hastalık görülür? Arkadaşlar, eksikliğinde kansızlık, uykusuzluk, bunun gibi hastalıklar görülebilir. Ya da derideki çatlaklar, hani deri sorunları ortaya çıkabilir. O zaman yazalım. Deri sorunları, kansızlık, uykusuzluk. Bunlar neymiş? Eksikliğinde görülen hastalıklarmış. Şimdi gelelim B3, pantotenik asit. Arkadaşlar, B3'te genellikle et, süt ürünlerinde, tahıl gibi işte bileşiklerde bulunuyor. Bu da koenzim A dediği de neydi koenzim A? Bu da yine Krebs döngüsüne girmeden önce, başlamadan önce hani asetil koenzim A oluşuyor ya, oradaki koenzim A'nın yapısına katılıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Koenzim A'nın yapısına katılır. Koenzim A'nın yapısını oluşturuyor. Peki başka görevi var mı B3 vitamininin? Arkadaşlar, derimizin sağlığında görevlidir. Saçlarımızın sağlığında yine görevlidir. Ama koenzim A'nın yapısına katıldığını genel olarak bilmemiz yeterlidir. Peki hastalık nedir? Bunun eksikliğinde oluşan hastalık nedir? Arkadaşlar, yorgunluk olabilir, uyuşma olabilir, el ve ayakta karıncalanma olabilir. Ama genel olarak şöyle yazalım. Yorgunluk, uyuşma ve deri hastalıkları. Deri hastalıkları görülebilir eksikliğinde. Gelelim B5 vitaminine, niyazin. Arkadaşlar, bu da genellikle ette, fıstıkta, işte yine tahıllarda bulunuyor. Bakın, tahıllar çok önemlidir. Vitamin açısından oldukça bizim için önemlidir. Şimdi niyazin de NAD ve NADP'nin yapısına katılıyor arkadaşlar. B5 vitamini niyazin. NADP'nin yapısı. Nedir bunlar? Arkadaşlar, NAD solunumda hidrojen tutucu olarak görev yapar. NADP ise fotosentezde hidrojen tutucu olarak görev yapar. İkisi de oldukça önemlidir. Peki eksikliğinde ne tür hastalıklar görülür? Yine deri sorunları, mide bağırsak sorunları görülebilir arkadaşlar. Pellagra dediğimiz bir hastalık var. Pellagra ruhsal bir hastalıktır. Direkt onu yazayım isterseniz. Pellagra hastalığı, ruhsal bozukluk. Ruhsal bozukluk anlamında yazdım. Pellagra hastalığı eksikliğinde ortaya çıkıyor. Gelelim B6 vitaminine. Bu da yine yediğimiz hemen hemen her şeyde var. Özellikle de sakatatlarda bol miktarda var arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Bu da amino asit metabolizmasında önemlidir. Bakın, amino asit metabolizması. Amino asit neydi? Proteinlerin yapı taşı. O zaman proteinin sentezinde görev alır veya işte proteinle ilgilidir diyebilir miyiz? Evet, amino asit metabolizmasında görev alıyor. Metabolizması. Piridoksinin eksikliğinde peki hangi hastalıklar görülüyor? Arkadaşlar, zaten amino asit metabolizması protein metabolizmasında görevli olduğu için hemen hemen vücudumuzun her yerinde eksikliği görülebilir. Mesela kendimizde bir huzursuzluk hissedebiliriz. Huzursuzluk. Daha sonra işte kasılma, kas seyirmesi gibi olaylar olabilir. Kas seyirmesi diyelim. Kas seyirmesi. Daha sonra arkadaşlar, dengesiz yürüme olayı gerçekleşebilir. Dengesizlik de diyebiliriz. Dengesiz yürüme olayı. Bunlar nedir? Yine B6 vitamininin eksikliğinden kaynaklanıyor. Gelelim B7 vitaminine. Arkadaşlar, B7 vitamini de
Yağ, glikojen ve yine amino asit sentezinde koenzim olarak görev yapıyor. O zaman yazalım. Yağ, amino asit, glikojen metabolizması diyelim. Metabolizması. Peki eksikliğinde hangi hastalıklar görülüyor? Arkadaşlar, eksikliğinde deride pullanma görülebilir. Deride pullanma. Daha sonra deride şişme, kızarma gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Şişme, kızarma. Bunlar neymiş? B7 vitamininin eksikliğinden kaynaklanıyor. Gelelim B9 vitamini. Folik asit. Dediğim gibi hani hamilelerde işte gebelikte kullanılıyor özellikle. Nedir peki? Ne işe yarıyor B9? Arkadaşlar folik asit nükleik asit ve amino asit metabolizmasında görevlidir. Yani DNA, RNA'nın metabolizması. Nükleik asit ve amino asit. Amino asit metabolizması. Bu yüzden önemlidir zaten. Dediğimiz gibi gebelikte, bebekte sinirsel gerilik, yani sinir sisteminde bir gerilik görülebilir eğer eksik alınırsa. Gelelim B12 vitamini. Arkadaşlar B12 vitaminin oldukça önemli bir özelliği var. B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı bir vitamindir. Bitkilerde bulunmaz. Et, yumurta, süt ürünlerinde bulunur arkadaşlar. Özellikle şunu yazmak istiyorum. Hayvansal kaynaklıdır. Vejeteryan olanlar ya da vegan olanlar diyeyim. Hani onlar hiçbir şekilde hayvan ürünü tüketmiyorlar. Vegan olanlar da çok fazla görülür B12 eksikliği. Sebebi de hiçbir şekilde hayvansal gıda kullanmadıkları için. Peki nasıl gideriliyor? Haplarla falan giderilebiliyor. Ama genellikle bizim işte çocukluktan itibaren düzenli olarak hani yediğimiz içtiğimiz ettir, tavuktur, meyvedir. Bunlar da tabii ki almamız daha güzel olur arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor B12 vitamini? Bu da yine işte nükleik asit metabolizmasında görevlidir arkadaşlar. Al yuvarların olgunlaşması için görevlidir ama şöyle yazalım. Nükleik asit metabolizması. Eksikliğinde unutma görülebilir arkadaşlar. Unutkanlık B12 vitamini eksikliğinde. Bak unutkanlık yazalım. Unutkanlık. Yine anemi görülebilir, kansızlık. Bu anemi yazdıklarımın hani eksikliğinde anemi yazdıklarımın hepsinde veya kansızlık yazdıklarımın hepsi kan hücresi üretiminde de görevlidir. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Anemi arkadaşlar yine dilde kızarma, sinir sistemi bozuklukları yazalım. Sinir sistemi bozuklukları. Bunlar da B12 vitamini eksikliğinde görülüyor. Şimdi B grubu vitaminleri bitirdik. Gelelim suda eriyenlerin bir tanesine daha C vitaminine. Arkadaşlar askorbik asit olarak isimlendiriliyor C vitamini. Bu da özellikle turunçgillerde bol miktarda bulunuyor. Zaten biliyoruz hepimiz. Arkadaşlar özellikle diş eti sağlığında, işte kemik sağlığında, kıkırdak sağlığında oldukça önemlidir ve bağışıklık sistemini, bakın bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tabi hasta olduğumuz zaman yememiz pek bir şey ifade etmiyor ama hasta olmadan önce yani sürekli olarak C vitamini tüketmek belirli dozlarda. Tabi fazlasını yemek bizim için faydalı değil. Çünkü zaten dışarı atılıyor, depo edilmiyor. O yüzden günde bir tane portakal, bir tane elma veya farklı bir şey varsa hani C vitamini içeren birer tane tüketmemiz yeterlidir. Fazlasını aldığımız zaman ne oluyor? İdrarla dışarı atılıyor. Depo edilmiyor. Eksikliğinde ne görülür arkadaşlar? Eksikliğinde diş eti kanaması anlamında skorbut hastalığı görülür. Diş eti kanaması. Ama bu diş eti kanaması normal bir kanama değil. Yani sürekli bir kanama olayı var arkadaşlar skorbut hastalığında. Gelelim şimdi yağda çözünenlere bakın. Suda çözünenleri bitirdik. Yağda çözünenler ADEK vitaminleriydi. İlk önce A vitamininden başlayalım. Özellikle yeşil sebzelerde bol miktarda bulunuyor ve turuncu renklilerde tabii ki karoten dedik değil mi bunun provitamini olarak? Arkadaşlar görme olayında etkilidir. Bakın görme pigmentlerinin yapısına katılır. Ve eksikliğinde hangi hastalık görülür? Eksikliğinde gece körlüğü dediğimiz hastalık görülür arkadaşlar. Gece körlüğü.
Gece körlüğü hastalığı tavuk karası olarak da bilinir. Şöyle tavuk karası nedir peki bu hastalık? Arkadaşlar gece görüş yoktur bunlarda. Gece görüşü sağlayan bakın çubuk reseptörleri vardır bizim gözlerimizde bulunur. Bu çubuk reseptörleri A vitamininden kaynak alınarak üretiliyor. Eğer ki işte A vitamini yetersizliği olursa gece körlüğü yani gece görememe tavuk karası hastalığı ortaya çıkar. Tavuklar da gece göremiyormuş. Bu yüzden tavuk karası olarak biliniyor. Gelelim D vitaminine. Arkadaşlar D vitamini oldukça önemlidir. Kemik ve dişlerde kalsiyum depolanması. Kalsiyum depolanmasında görevlidir. Peki eksikliğinde hangi hastalık çıkar? Eksikliğinde çocuklarda raşitizm kemik eğriliğidir. Yetişkinlerde osteomalazi. Nedir osteomalazi? Bu da kemik kırılması veya kemik erimesi diyebiliriz. Gelelim E vitaminine. Arkadaşlar E vitamininde antioksidan özelliğe sahiptir. Nedir antioksidan? Antioksidandır diyelim. Arkadaşlar oksitlenmek oksijenle bozulmak demektir. Anti getirdiğimiz zaman başına ne olacak? Oksijenle bozulmayı önleyen anlamında. Şimdi bizim vücudumuz sürekli oksijenle temas halinde değil mi? Mesela şu an derimiz, dış yüzeyi vücudumuzun dış yüzeyi elbise giymiş olsak da sürekli oksijenle temas halinde. Bu da ne yapıyor? Bir süre sonra hücrelerde bozulmaya sebep olabiliyor. E vitamini sayesinde arkadaşlar bu bozulmalar geç getirir. Yani tabii birazcık değişik söyledim olmadı. Geciktirilebilir. Evet şu an buldum doğru cümleyi. Geciktirilebilir veya engellenebilir. Mesela kremlerde falan bakın hep E vitamini destekli yazar, E vitamini kaynağı yazar falan. Sebebi budur. Hani oksijenle bozulmayı önlemek için. Peki eksikliğinde ne görülür? Arkadaşlar insanlarda pek fazla eksikliği görülmemiş ama deney yapılmış. Farelerle ilgili bir deney yapılmış. Biliyorsunuz genetik olarak fareler bize çok benzer. Farelerle deney yapıldığında eksikliğinde kısırlık görülmüş. Dolayısıyla E vitamini oldukça önemlidir. Yani o zaman E vitamini şöyle diyebilir miyiz? Üreme hücrelerinin üretiminde de oldukça önemlidir diyebiliriz. Gelelim K vitamini, son vitaminimiz. Arkadaşlar bu da kanın pıhtılaşmasında görevlidir. Kanın pıhtılaşması. K vitamini işte diğer proteinlerle birlikte görev yapıyor. Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Eksikliğinde de ne ortaya çıkacak? Tabii ki pıhtılaşma sorunları ortaya çıkar. Evet bu şekilde vitaminlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Böylece vitaminleri de bitirmiş olduk tek bir videoda. Bir sonraki videoda karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminlerle ilgili soru çözüm yapacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.